Toyota Sandıkçı kitabın ortasındanı sunar. Herkese merhaba. Bir kitabın ortasından programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 4 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu olmuş. Defalarca milli formayı terletmiş. Ülkemizin ve şehrimizin gururu Sayın Enes Erkan. Enes Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Ben teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. İnşallah güzel bir program olur. Malum Fayda. Pandemi dönemindeyiz. Hiç yakalandınız mı koronaya? Yakalandık biz de. Nasıl hissetmedik geçiriniz? Biz de. Yani öyle bir ağır bir etkisi olmadı bizde. Ama yakalandık yani. Sonuçta ailece bir karantina süreci geçirdik. Sizi tanıyor herkes. Şehrimizde, ülkemizde. Ama böyle programlarda adettendir. Bir de sizi sizden dinleyelim. Kısa bir özgeçmiş alalım yani, size. Enes Erkan 1987 Sakarya doğumluyum. Aslen Rizeliyim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Spor yöneticiliği mezunuyum. Şu anda da spor hayatımdan sonra aynı zamanda işletmeci ve serbest meslek üzerine iki şirketim var. Onların da yöneticisiyim şu anda. Spora ne zaman başladınız? 8 yaşındaydım işte. Şu an 35 yaşına geldik. 8 yaşındayken kickboksla başladık. Ondan sonra karateye geçiş yaptık. Mazimiz başlamış oldu. 96-97 yılları olması lazım. O yıllarda sporla tanıştık. Bizim ülkemizde genelde çocuklar işte futbolcu olayım ya da futboldan sonra daha popüler spor olan basketçi olayım. Size boyu da var. Yani hiç futbolcu ya da basketçi olayım. Benim hayalim olmadı ya. Ben futbolu hala sevmiyorum. Yani şöyle kendim yapım olarak hani insan keyif alır ya, ben futboldan keyif almıyorum. Hep böyle zaten ufakken de dövüş filmlerini falan çok severdim. Dövüşe karşı bir meram vardı. Herhalde o yüzden biz de doğru sporu seçtik ki başarılı olduk. Bence doğru yapmışım. Yani, peki karateyi seçmenizin özel nedeni var mı? Çünkü birçok uzak doğu sporu var. Aslında özel bir sebebi var, yok da. Şöyle kickboksa başladığım yerde babam gidiyordu zaten kickboksa oraya. Biz de orada spor amaçlı başladık. Orada karate vardı. Yani aynı kickboksun yapıldığı yerde karate olduğu için karateye geçiş yaptık. Öyle karateci olduk yani. Orada tekvando olsaydı tekvandocu olurduk belki de yani. Yani karateye geçişin öyle bir özel bir şey yok. Aynı yerde karatenin olması ve oradaki hocaların beni görüp istemez. Hani bu çocuktan karateci olur, daha fazla geleceği var deyip keşfedip beni almaları oldu yani oradaki aslında süreç. Peki daha sonra diğer sporlarla ilgilendiniz mi? Diğer dövüş sporlarıyla? Ya ben boks çok yaptım. Yani basketbol oynuyordum, yüzme çok yapıyordum. Hani diğer sporları da aktif halde yapıyordum yani. Hani çünkü hep aynı işi sürekli yaptığınız zaman sürenten oluyorsunuz, sıkılıyorsunuz işten. Ben karatenin arda kalan zamanlarında işte ekstrem sporları severim. Motor binmeyi seviyorum işte. Böyle bungee jumping yapmayı severim. Böyle adrenalin sporlarına karşı zaten böyle bir tutkum var. Hep böyle farklı şeyler yapıyordum hayatım boyunca da. Hala da yapıyorum zaten. Hani sporu bıraktık. Ama o tarz şeyleri bırakmadım yani hala. Şu anda da boks olarak, crossfit antrenmanları olarak spora devam ediyoruz yani. Biz küçüklüğümüzde Rocky filmlerini izleyerek büyüdük. Orada Rocky'nin çok ağır antrenmanları olurdu. Evet. Hocaları onu motive etmek için bazı sözler söylerdi. Sizin antrenmanlar nasıl oluyordu? Yani bir karateci nasıl antrenman yapar? Vallahi o film sahnelerini aratmayacak şekildeydi bizimkiler de. Yani biz de öyle çok ağır idmanlar yapıyorduk. Yani günde 3 tane idman yapıyorduk. Sabah 5'te uyanıp akşam saat 10'da yatağa yatıyorduk yani ve o çok yoğun bir sezon geçirdim. Özellikle sporculuğumun son 15 senesi inanılmaz yoğun. Yani şöyle söyleyebilirim.
12 ayın 9 ayını ben kamptaydım ve bu 9 ayın çoğunda da yurt dışındaydım yani. Yani ben de iki tane evladım var, işte eşim var. Yoksun evde. Öyle bir hayat. Sosyal aktivite denen hiçbir şey yok zaten. Hani zor bir süreç yaşıyorsun. Zaten sporu bırakmamdaki en büyük etken de oydu. Artık yeter dedim. Aileme ve kendime zaman ayırmam lazım dedim. Yeter dedim. Öyle zaten bırakma kararını aldık. En büyük etkeni de oydu zaten bırakmam. Çünkü zirvede bıraktığım için herkes bize çok tepki verdi. Niye bırakıyorsun erken, işte olimpiyatlara gir. Dedim ki ben artık süreci kaldıramıyorum. Artık yaş derseniz yaş, başka bir şey derseniz başka. Ben bu süreci kaldıramıyorum, bırakmam lazım. Bu saatten sonra ben burada oldukça hem kendime zarar veririm, hem de dedim alttan gelen gençlerin önünü kapatmanın bir anlamı yok. Yani ben şu anda burada mutlu değilim dedim ve bir anda bıraktım zaten, bırakma kararı aldım. Çünkü artık benim şöyle bir şeyim vardır. Ben bir iş sevmiyorsam hayatta kimse onu bana yaptıramaz. Yani o işten soğudum mu o iş bende bitmiştir yani. Hani ticaretim de aynıdır. Bir iş yaparım, o iş benim hoşuma gitmediyse o işi yapmam. Mümkün değil yani. İstediği kadar para kazanayım. Para değil benim olayım. Ne iş yaparsam yapayım. Yani başarı da değil aslında. O anda ben o işi yaparken mutlu olmam gerekiyor. Benim aslında başarma şeyim odur. Ben dövüşmekten inanılmaz keyif alan, oradaki adrenalini çok seven bir adam. Ama o bıkkınlık noktasına geldiğimiz zaman işte ben de bir soğuma oldu ve bırakma kararı aldım. Ve kimler kimler aradı yani, isim söylememe gerek yok. Dedim ki ben yapamam artık. Yani kimleri reddettik. Yapamam dedim ve bıraktım. Bence iyi ki de bırakmışım. Tam zamanında bıraktım yani. Normalde bir yaş sınırı var mı? Ne kadar yapılabiliyor bu spor mesela? Yapılabilir mi? Ben bıraktığımda dünyanın bir numarasıydım arsiklette, karatede yani. Ve çok ciddi fark vardı. Adamlar benim, ben hiçbir maça girmeden 8 ay gibi bir sürede beni yakalamaları 8 ay sürdü. Yani ikincinin birinci sıraya geçmesi 8 ay sürdü yani. Çok ciddi fark vardı. Ama yani ister istemez bana göre insanoğlunun her anlamda ne iş yaparsa yapsın en verimli yaşları 20 ile 30 yaşları arası. Bunun da bana en verimli olarak dolu düzgün geçireceğin yaş aralığı da 25-30. 30'dan sonra hangi sporu yaparsan yap geri dönüş başlar. Hele bizimki refleks spor olduğu için ve yani etki tepki olayı yapıyorsun yani. Hani o motivasyonun, reflekslerin çok hızlı olmak zorunda. 30'dan sonra o zayıflıyor. Ben de hani 32 yaşında bıraktım. Tam zamanında bıraktım yani bence. Sayısız müsabakaya çıktınız ama böyle sizde yer eden, hiç unutamadığınız bir müsabaka var mı? İnanın yani birçoğunun bende yeri hep apayrıdır ama 2012'deki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda katıldığım maçların hemen hemen hepsi. Çünkü orada bizden beklenmiyordu büyükler kategorisinde ve ülkenin 10 yıldır dünya şampiyonu yoktu. Erkeklerde yani tüm kategori. Arsiklette hiç dünya şampiyonu yoktu zaten benden önce. Ama diğer branşlarda da 10 yıldır hiç dünya şampiyonu çıkmıyordu. O çok büyük anlam oldu ve kimse bizden beklemiyordu. Biz puan vermeden dünya şampiyonu olduk orada. Hani 7 tur maç yaptık, puan vermeden dünya şampiyonu olduk. O 2012'deki Paris'teki dünya şampiyonasının yeri bende ayrıdır. Çok özeldir. Bir de 2015'te Avrupa oyunları vardı. Orada Türk kafilesinin bayrağını taşıdığım yerde, açılış seremonisinde. Oranın da önemi bende çok büyük. Bu iki yer hayatımdaki en zirvedeki yerlerde yer alıyor. Peki profesyonel olarak ilk çıktığınız müsabakayı hatırlıyorsunuz mu? Vallahi onu hatırlamıyorum. Yani profesyonel olarak derken yani 97 yıllarından beri maçlara çıkmaya başladım. İlk milli takıma 2000 yılında girdim yani. Sakarya futbol şehri olarak biliniyor. Sakaryaspor bu şehrin en büyük markası. Ama son zamanlarda bakıyoruz işte motosiklette Kenan Sofoğlu olsun, Toprak Razgatlıoğlu olsun, bilardoda Semih Saygınar olsun. Okçulukta son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a Sakaryalı. Bu manada artık Sakarya'yı futboldan ziyade bir spor şehri olarak lanse edebilir miyiz?
var. Sakarya zaten spor şehri ama futbol dünyada olduğu gibi bizim şehrimizde de en öncelikli. Yani şöyle taraftar kitlesi açısından yani dünyadaki futbola bakış Sakarya'da çok eskiden beri gelen bizim de katıldığımız yani bizim ilk salonumuz eski stadın orada alttaydı. Yani o protokol girişinin oradaydı bizim karate maçı. Biz de giderdik maçı izlerdik. Yani Sakarya Spor herkesin çocukluğundan beri yaşadığı, o atmosferi yaşadığı ve desteklediği bir yer. Ve bizim Sakaryalıların aslında en büyük stres attığı yer. Yani bir hobi olarak da oluyor yani şu anda. Sakarya Spor taraftarı olarak gidip maçta o maç izlemek hafta sonları olarak yani bizim Sakaryalıların çok önemli bir yeri var. Bizde de öyle. Ama geçmişten beri her alanda başarılı Sakarya Spor. Spor anlamında diyorum. Her anlamda işte karatesi olsun, işte tekvandosu olsun, güreşi olsun, motosikleti olsun, işte Semih Saygıner olsun. Her anlamda bunlar çok eskiden beri vardı. Yani bizim çocukluğumuzdan beri biz her güreşte bir sürü yine dünya şampiyonumuz çıktı Mete Başar. İşte şimdi Kenan abiden sonra şey çıktı, Toprak çıktı. Toprak bizim kardeşimiz yani başarılı bir sporcu ve birçok dalttan yetişen gençler var aslında. Bunlara biz sahip çıktığımız sürece, desteklediğimiz sürece bence katlanarak devam edecek. Bana göre şu an sayı az. Başarılı sporcu sayısı az. Bunlara yani eklenmesi gerekiyor. Yani bu şehir bunu kaldırabilir. Yani bizim spor yaptığımız zamanlarda daha başarılıydık. Spor anlamında biz çok başarılıydık. Yani şu an bizim karate'de A takımda sporcumuz yok. Bu üzücü. Şimdi ben kendi branşım olduğu için söylüyorum. Bunların sayısının artması lazım. Bizde eskiden olanak yoktu. Sporcu yığılıydı. Şimdi olanak var. Sporcu yok. Bu çok kötü. Hani o gençlerimizi hem aileler olarak biz salonlara, spora yönlendirmeliyiz. Çocukları o sosyal medyadan, tabletten, telefon şeyinden almalıyız. Spor yaptırmalıyız. Hayatlarında spor olmalı. İlla başarılı olacak diye bir şey yok. Hayatlarında kaliteli yaşamak için bunu aslında büyük örnek olmalı. Küçüğe de bunu oturtmalı. Yani bu bilinç olmalı. Spor hayatımızın her köşesinde olmalı. Şimdi ben profesyonel sporculuk yaptım. Pandemide biz bir yıl bıraktık, yapamadık. Yani bütün hayatımı ne uyku uyuyabildiğim, ne normal nefes alabildiğim sağlıklı hayat kalitem değişti. Ama tekrar spor yapınca aynı şey tekrar vücudum sağlamaya başladı. Yani bugün insanın en güzel dinlendiği yer uykudur. Vücudun kendini toparladığı yer uykudur. Yani şöyle evinde bir merdiveniniz varsa merdivenle çıkıp yatağa yattığınız zaman bir saat uyuyamazsınız. Niye? Nefes nefese kalırsınız. Nabzınız çok yükselir. Bu neden? Ya nefes alışverişimiz şey değil. Şurada arkadaşlar azıcık arabadan çıkıp yürüyor. Nefes nefese kalıyorlar. Yani bu biraz spor hayatımızın içerisine girmeli. Yani bu genel manada insanlarımıza sporu bir kültür olarak öğretmeliyiz. Hayatlarının bir köşesinde mutlaka yani en kötü ben şunu derim. Sabah yürüyüşü yapın yani. Mutlaka tempolu sabah yürüyüşü yapın. Yani bir yere gitmeye üşeniyorsan, işte bir şey yapmaya üşeniyorsan sabahları en kötü tempolu yürüyüş yap. Yani biraz nabzını yükselsin yani. Vücut çünkü en güzel kendini öyle temizliyor. Yani. Peki sporu bıraktıktan sonra karate hocalığı yapmayı veya federasyonda görev almayı düşündünüz mü hiç? Ya yok, benim zaten kadrom var. Bakanlıkta da kadrom var. Biz ticaret yapmayı eğilledik. Niye? Ben spor yaparken de hayatımda hep ticaret vardı. Yani ben almayı satmayı seviyorum herhalde. Yani o şeyim var. Bir de emiri çok sevmiyorum herhalde fıtrat olarak yani ya Karadenizlikten ya da şey hayatım boyunca emir almayı hiç sevmedim. Bir yere böyle gidip birinin emrinin altında bir de kısıtlanıyorum ben. Öyle hissedim. Yani bana şimdi sabah 8'de işe başlayacaksın, akşam 5'te çıkacaksın. O kısıtlamalar biraz bana uymuyor. O yüzden
yapamam. Antrenörlük konusuna gelince sporculukla aynı hayat. Yani o zaman sporculuğa devam ettirirdim antrenörlük. Orada da aynı tempo var. Aynı tempo var. Ben zaten o tempodan ötürü sporumu biraz gevşettim, yani bıraktım. Tekrar aynı tempoya giremem, o süreci kaldıramam. O yüzden antrenörlük falan düşünmüyorum yani. Peki hep aynı hocalarla mı çalıştınız? O bir sürü hocalar. Yani biz çok kulübümüzde genel manada aynı hocalar denir ama milli takımında çok değişim oldu. Federasyon başkanı değişiyor, yönetim değişiyor, hocalar sürekli değişiyor. Ama milli takımında çok hoca değişiyor. Sporcunun antrenör çok önemlidir ama sahada olan sporcudur. Sporcu işini iyi bilirse orada başarılı olur. Yani benim arkamda Ali oturmuş, Veli oturmuş, hayatım boyunca hiçbir önemi olmadı yani. Kim çıkarsa çıksın yani. İnsanlar genelde böyle işte dövüş sporlarına yazılırlar ki bir şey olduğu zaman kendimi savunayım. Yani cesaret edebilirler mi bilmiyorum ama siz hiç kavga ettiniz mi? Gençliğinizde, sporculuklarınızda, sokak kavgasından bahsediyorum. Ya şimdi bilinçli bir sporcu, özellikle dövüşçüyse kendini tutmayı bilmeli. Yani ister istemez sinirleniyoruz, trafik olsun, başka bir şey olsun. Yani hayatımızda o tarz sinirlerimizi tutamadığımız, gerildiğimiz anlar oluyor ama bunu biz insanlara yansıtmamamız gerek. Yani ne olursa olsun ben hep derim yani 5 dakikalık kızgınlık için hayatını yakmanın bir anlamı yok. Bana göre çok rezil bir durum yani. O duruma düşmemek lazım. Allah da düşürmesin yani, karşılaştırmasın. Peki çocuklarınızı spora yönlendirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Şu an zaten biri 3 tane spor yapıyor, biri 2 tane yapıyor. Yani hepsi spor hayatlarında var. Ve olacak da. Ama öyle bir kızım özellikle ben de dünya şampiyonu olmak istiyorum diyor. Olursa desteklerim. Olmazsa da ama hayatları boyunca zaten spor hayatlarında olacak, mutlaka yapacaklar yani. Olmalı. Gelelim biraz da Faraza'ya. Faraza'dan konuşalım. Bu öyle bir mekanı açma fikri ne zaman oluştu, nasıl oluştu? Ya ben sporu bıraktığımda aslında bizim kendi arkadaş ortamımız vardı. İşte biz ilk Orman Park'ta oturuyorduk o zaman. Orman Park'ı tadilata aldılar, kapattılar falan. Dedik ki biz kendimiz bir yer açalım. Yani oraya buraya gideceğimize kendimizi bir yer açalım. Hem de eşimiz dostumuz gelsin diye. Öyle başladık ama sonradan işte herkesin kendi farklı işi olduğu için herhalde bir beni boş gördüler. Ben bu işe sahip çıktım. Onlar kendi işlerine gittiler. Ben Faraza'yı tek başıma onlardan da almış oldum. Biz yukarıda ilk üniversitenin orada açtık. Sonra tuttu da işimiz. Yani Faraza bir marka haline gelmeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde rağbet görmeye başladı. Hatta yukarıdaki bizim yerimiz böyle ara sokaktaydı. Yani hani çok da böyle cadde kenarı falan değildi. Memnun kalınca bu pandemi sürecinde de dedik ki biz Faraza kendi mülkü olsun. İsim hakları, bütün konsept hepsi bizim kendi Faraza şirketimize ait zaten. Dedi ki biz Faraza kendi mülkünde olsun, kendi yerinde olsun. Daha güzel yatırım yapalım. Çünkü bir yeri kiralıyorsun, yani adama yatırım yapıyorsun. Yani bir kafe restoran kurmak da öyle ufak paralar değil. Büyük para harcıyorsun ama adamın dükkanını harcıyorsun. Ben yatırımımı buradan yanaya kullandım. Pandemi döneminde biz Çin'le uluslararası ticaretler yaptık. İşte mal aldık, getirdik, burada sattık falan. Para kazandık. Onu da burada Faraza'ya yine yatırıma dönüştürdük. Şu anda da gayet memnunuz yani Faraza'dan. Güzel de gidiyor. Yeni yeri, yeni konseptiyle Sakaryalı hemşehrilerimize her kesmede hitap ediyor. Aile yeri, alkolsüz bir mekan. Yani o açıdan biz memnunuz. İnşallah Sakaryalılar da memnundur. Hem kafeterya olarak hem restoran olarak hizmet veriyorsunuz değil mi? Aynen. Hem kafe hem restoran. Sabah saat 8.30'da açılıyor kahvaltıyla. Gece 1'de de kapanıyor. Peki Faraza ismi nereden geldi? Onu da biz bulduk.
Yani böyle isim araştırması yaparken eski Osmanlı'da çok kullanılırmış. Faraza söylüyorum diye, farz-ı misal anlamında. Çok kullanılan bir kelime. Benim çok hoşuma gitti. Yani faraza. Neredeyim? Farazadayım. Hani böyle her söylediğimiz cümleye çok böyle kafiyeli geldi, uydu. O yüzden isim benim çok hoşuma gitti. Bir de baskın isim. Yani o olmasıyla sanki zaten şu an gelen müşterilerin birçok, özellikle yabancı gelen işte Arap kafirlerin bir çocuğu ismi franchise zannediyor. Yani sanki hani böyle yurt dışından almışız gibi zannediyor ismi. Ama bizim kendi bulduğumuz ve bize isim hakkı bize ait olan bir isim bizim hoşumuza gidiyor. Pandemi döneminde hizmet sektörü çok büyük sıkıntılar yaşadı. Birçok iş yeri maalesef kapandı. Şimdi nasıl piyasalar? Hafif hafif düzeldi mi? Üniversitelerin açılması etki etti mi işlere? Yani güzel bir yaz sezonu geçirdik. Yani hizmet sektörü o kapalılık dönemine rağmen yazın bahçesi olan mekanlar için biz faraza adına söyleyeyim ve genel manada duyduklarım ve gördüklerimden itibariyle genel manada yazı iyi geçirdi. Ama şu an son dönemlerde maalesef insanlarımızın biraz alım gücü düştü. Keyfe kısıyorlar. Yani bizim de bununla istinaden işlerimiz de yarı yarıya düştü yani. Ama yine de bir yerin açık olması keyif verici. Yani pandemi döneminde ben 15 ay kapalı kaldım. Yani tekrar kapanacağına bu kadar müşteriyle de idare edilir yani. Şu anda güzel kapanmasın da. Çünkü biz geçmiş dönemde de söyledik. Buranın fotoğraflarını çektik. Şimdi bize saçma geliyordu. Yani ben burada herkes açık alanda oturabiliyordu yazın. Ya ben niye Ramazan'ı kapalı geçiriyorum dedim o zamanlar. Şimdi o zamanlardan daha fazla bulaş riski var, açığız. O zaman niye kapalı kaldık? Yani çünkü biz herhangi bir destek almadık. Bize destek istediğimiz zaman kredi çeklendi. Ya ben ne kredi istiyorum ne para istiyorum. Benim yerimin açılmasını istiyorum diyorduk o zamanlar. Şimdi de aynı mantıktayız. Yani biz geçen fırtına çıkıyor. Dışarı çıkmayın. Ne oluyor? Otomatikman bizim işlerimiz şey oluyor. Oysa ki benim zaten depreme dayanıklı, her şeye dayanıklı yerimiz. Yani hizmet sektörü maalesef en ufak bir şeyden en hızlı etkilenen bir sektör. Bu sektörde yani çok bilinçli hareket etmek lazım. Yani bu sektörü idare etmek öyle kolay değil. Ama benim gördüğüm genel manada 3-5 arkadaşım birleşip en basit açtığı iş de bu sektör. Yani ama bu iş biraz güç ve sermaye isteyen bir sektör. İşte en ufak bir şeyde 3 ay gelirin olmadı mı, burayı idare edecek paran olmadı mı, eller havaya yapıyorsun. Bütün yatırdığın sermaye, ne yapıyorsan hepsi gidiyor işte yani. O zor bir sektör o yüzden yani. Hani şimdi en ufak bir piyasanın şeyinden etkilenebiliyor bu sektör. İnsanlar korkuyor. Para harcamıyor çünkü sen insanın keyfinden para kazanıyorsun burada. Sen akşam eşinle keyifleneceksin. Gel gidelim bir tatlı kahve içelim diyeceksin ki geleceksin, ben de para kazanacağım. Şimdi cebinde paran yoksa bunu yapar mısın? Ne kadar yaparsın veya? İşte onları değerlendirdiğin zaman bizim genel manada İşimiz biraz zor ama biz memnunuz yani. Bizim oturmuş bir müşteri kitlemiz, gelen bir müşteri kitlesi. Artık 5. yılında yani öyle yeni bir mekan da değil. Her anlamda biz memnunuz yani, elhamdülillah yani şu anda. Peki yeni yatırım hedefleriniz, yeni projeleriniz var mı? Yapmayı düşündüğünüz? Var da ben bunları konuşmayı çok sevmiyorum. Ama var. Siyasete de ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Geçen dönem milletvekili aday adaylığı süreci oldu. Bu dönemde düşünüyor musunuz? Ya artık değilim yani. Bilmiyorum, şimdi değilim diyorum. Orada gün birileri arar bir şeyler çıkarız, öyle de olmasın da. Şu an ortadayım yani. Kenan Sofuoğlu milletvekili oldu. Çok hayatı karardı çok yani. Benim arkadaşım hayatı karardı yani. Adamın
Vekillik adama zarar verdi yani. Ben de aynı konuma düşmek istemem yani. Peki son olarak sizin gibi başarılı bir sporcu, genç bu işe hevesli karatecilere, genç sporculara neler tavsiye edersiniz? Benim en büyük tavsiyem, herkese söylüyorum, her iş başarmanın en büyük sırlarından biri sabırdır. Sabretmeyi bilmeliler. Şu an çok gençlik sabırsız. Her şey patır kütür olacak gibi görüyor. Öyle bir şey yok. Şu anda ellerinde çok büyük imkan var. Bu imkanı çok iyi kullanmalılar. Biz 70 metrekare salonlardan çıktık ve ortalarında direkt vardı. Şu an imkanları çok güzel ama bunu kullanamıyorlar. Her şeyin bir an önce hızlıca olmasını istiyorlar. İlk önce sabır diyoruz. Sonra kaliteli bir hayat. Kaliteli hayat derken bununla birkaç örnek vereyim. Bunu çok iyi idrak edemiyorlar. Bunda şu, hayatından ödün vermen lazım. Sen artık o kadar sosyal yaşayamazsın. Hayatın noktasında senin sürekli ilk işin çalışmak. İkinci işin beslenmek. Üçüncü işin uyku. En önemli hayatındaki kriterler bunlar. Bunda anan baban değil, kız arkadaşın değil, o değil, bu değil. Her şeyi bir kenara bırakacaksın. Başarı için, hedefe, bu üçünden vazgeçemezsin. Bu üçü hayatında senin muazzam bir kuralın olacak. Bunlara uymak zorundasın. Uymazsan, sabır etmezsen, çalışmazsan başarılı olamazsın. Bir tane derece yaparsan hayatın boyunca, yaparsan onu da, onunla da geçiriz. Yani o yok oluyor, gidiyor zaten öteki. Çoğunun ismini bile hatırlamıyoruz yani. O yüzden şimdiki gençlerimiz biraz ben hedefsiz görüyorum yani. Hani bir kere oluyor, işte üniversiteye girecek dereceyi aldı mı, atanacak dereceyi aldı mı, bitti. Hemen pes ediyor, bırakıyor veya daha çalışma ihtiyacı mı hissetmiyor, ne yapıyor işte. Hemen Mercedes'e binecekler, hemen böyle bir şey para kazanacak. Değil yani, biz hayatımızda 24 yıl spor yaptık. Bu 24 yılın bildiğiniz 14 yılını üste para verdik. Para kazanmadık. 14 yıl. Ama sonraki 10 yılında o 14 yılın kaymağını yedik. Doğru da yatırımlar yapınca rahat ettik. Bu hayat böyledir. İlk önce sabredersin, çalışırsın, 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 bir yere girsin. Ondan sonra yaptığın hamleler doğruysa ileriki hayatında rahat hayat yaşarsın. Ama yanlış hamle yaparsan rahat yaşayamazsın. Yeniden çalışmak zorundasındır yani. Bu hayat çizgisi budur aslında. Herkes için böyle. Sporcular için de aynı. İlk önce sabır edeceksin, çok çalışacaksın, ter dökeceksin. O terinin karşılığını Rabbim sana zaten muhakkak verir. İlk önce sabır, sonra da kaliteli bir hayat. Örneklerini söyledim zaten. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi de burada konuk ettiğiniz için. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle. Herkese çok selamlar ve saygılar. Evet, bir kitabın ortasından programının daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu karatecimiz Sayın Enes Erkan'dı. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse aynı saatte başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Toyota Sandıkçı kitabın ortasında ne sundu?